Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okuldan sonra rutinimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi hemen çantamı bir kenara fırlatıyorum. Asla kibarca koymam çantamı. Burada üstümü çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi okulda gerçekten canım çıktı okulda. Burada saçlarımın ne kadar kötü olduğuna bakıyorum. Hayatı sorguluyorum. Ulan hayat! Odamın dağınıklığını aldırış etmeyin. Bugün okuldan direkt geldiğim gibi video çektiğim için böyle oldu, özür dilerim. Dışarısı yağmurluydu, şemsiyemi de aldım. Poşetimi görüyorsunuz, çilekli çilekli. Yağmurlu havada hep video çekmek isterdim. Kısmet bugüneymiş. Burada yakından gitmek varken uzaktan gidiyorum. Çünkü ben bir ruh hastasıyım. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Sürekli yürüyorum. Gördüğünüz gibi hava gerçekten çok soğuktu. İzlerken bile üşümüştürsünüz kesinlikle. Buradan da A101'in kapısından girmeye çalışıyorum. Fakat şemsiyeyle girmeye çalıştım. Kapıda sıkıştım. Burada sorun çıktı. Şimdi buraya geldim. Sütleri alıyorum. Süt içmeyi gerçekten çok seviyorum ama fiyatlarına baktım. Tekrar zamlanmış. Burada da peynir almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bin bir türlü macera yaşıyorum burada da. Peyniri bir türlü alamadım. Sırada salam almak var. Salamı gerçekten çok seviyorum. Bir hafta içinde bitiyor bu. Burada en sonunda sepet almayı akıl ettim. Abur cuburlar en sevdiğim reyondu. Şu anda oradayım. Burada güzel çıktığım bir yer buldum. Hemen kendimi çektim. Gördüğünüz gibi ben bir sürü abur cubur aldım. Sözde ben şu anda kahvaltılık alacaktım. Abur cuburlar doldu resmen. Kesin fazla tutacak. Burada ödüyorum. Şu anda dönüyoruz ve 152,5 tuttu. Yumurta almayı unutmuşum. Şu anda zorlu bir şey yoldan gidiyorum. İnsanlar bana baktı az önce. El sallıyorum. Yumurtamı aldım. Şampuan almaya gidiyorum şimdi. Onu da unuttum. Çok unutkanım. 4 tane market gezdim. En sonunda geldim. Gerçekten 200 lirayı geçti. Çok pahalıydı market. Burada da aldıklarımı çıkarıyorum. Bütün her şeyi çıkardıktan sonra burada da kapak fotoğrafı için poz veriyorum. Çok aç bir insan olduğum için sürekli acıkıyorum ve her şeyi yemek istiyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi et yiyorum. Tabii ki de bu başlangıç, daha bir sürü şey yiyeceğim. Ben çünkü doymuyorum. Kendime noodle yaptım. Şu anda hayatımda ilk defa çubukla yiyorum, chopstick'le. Ne kadar zorlanıyorum görüyorsunuz. Sizin önünüzde kibar yemeye çalışıyorum. Ne yalan söyleyeyim, normalde asla böyle yiyen bir insan değilim. Gördüğünüz gibi zorluklar çekiyorum ama yiyorum. Az sonra kamerayı kapatıp daha zevkli bir şekilde yiyeceğim. Normalde çatalla yemek en iyisi. Bu tatlının doğru adını bugün öğrendim. Adı triliçeymiş. Ben sürekli traliçe deyip duruyordum. Burada da tadım yapıyorum tabii ki de. Asla doymayan bir insan olduğum için tatlı yiyorum. Daha önce baklava yemiştim ama o bitti. Onu bitirdim. Geldiğim gibi yedim hem de. 5 dakika sonra ders çalışacağım deyip sürekli tablet oynuyorum. Burada da kendime vakit ayırıyorum. Ara sıra kumandayla şarkı söylüyorum bu arada. Kumandayla bu ne yapıyor demeyin. Bu arada sevdiğim favori oyunum var burada. Sürekli onu oynuyorum. Saatlerce şimdi elime alacağım kumandayı, şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylerken kendimi çok kaptırıyorum. Ondan buraları özellikle duymamanızı istiyordum zaten. Gördüğünüz gibi burada asla ders çalışmayı unuttum ve saatler saatleri kovalıyor. En sonunda pişman olup burada da ders çalışıyorum. Saatlerce tablet oynadıktan sonra. Burada aslında matematik soruları nasıl çözülemez onları izliyorsunuz. Gerçekten sorular zormuş ama çözmeye de çalıştım elimden geldiği kadar. Çayımı da yanıma koydum. Daha sonra da biyoloji çalışacağım. Çözüyorum da çözüyorum soruları. Umarım bir şeyler yaparım. Bu arada bu proje ödevim içinde. Matematik öğretmeni her ay kontrollemeye gelecek. Sizce matematiğin en zor konusu ne? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ders çalışmaya artık uzun bir mola verdim burada. Recep ve Diğ izliyorum. Yanına da peynirli börek koydum. Bugün bayağı gerçekten çok yemek yedim. Ve artık uyku vakti, gerçekten gün içinde çok yoruluyorum. Burada da tablet bakıyorum. Saatlerce aslında uyuyacağım diye giriyorum. Sütümü de yanıma koydum. Şu anda tabletime bakıyorum. Bu arada kanalıma abone, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İlk defa seslendirme video çekiyorum. Diğeri daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada da sütümü içmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle geçiyor günüm. Sizin gününüz nasıl geçiyor okuldan sonra? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim okul günüm gerçekten çok yorucu oluyor sayısal bölümde olduğum için. Okuldan geldiğimde çok yoruluyorum. Ders sınav zamanları da yaklaşıyor tekrar.
İstediğiniz videolar varsa yorumlara da yazmayı unutmayın. Aklımda yeni bir tane seri var, onu yapmayı düşünüyorum. Yılbaşına göre çok güzel bir videoyla hazırlandım. Geçen sene sözünü verdiğim bir video vardı. Onunla ilgili bir şeyler hazırlayacağım. Gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Burada da hala tablet bakıyorum. Az sonra tablet baktıktan sonra biraz daha uyuyacağım. Gördüğünüz gibi sözde 5 dakika bakacaktım ama asla 5 dakika bakmıyorum. Günüm yorucu geçiyor. Normalde bazen değişiklikler oluyor ama genel olarak günüm böyle geçiyor okuldan sonra. Etüte gidiyordum, artık etüte gitmiyorum. Çünkü orada fazla bir şey öğrenemiyorum. Evde daha fazla öğreniyorum. Artık yorulduğumu düşünüyorum. Sütümden son bir yudum daha alıp uyuyorum burada da gördüğünüz gibi. İyi geceler.